Kayıt başladı. Merhaba sayın seyirciler. NBA yarı finalleri miydi? O hakkında konuşacak Seyit Aynen. Bey. Doğu Batı. Buyurun. Yani ilk önce Batı'dan başlayalım. Batı'da Phoenix Denver maçı. Phoenix Denver 4-0 rahat, yani geçti, yani rahat geçti. Yani birilerini süpürdüler yani. Ama Denver'da işte sakatlıklar vardı. Jamal Murray sezonu kapattıydı. Hani yok, hiç zaten Denver'da MVP oldu. Onun MVP'den sonra gelen en önemli oyuncuydu yani. Jamal Murray. Ondan Evet, dolayı da Jokic şu an yok mu? Ne oldu Jokic'e? yok, hiç oynuyor da işte şey, yani hani bir tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. O da olmuyor işte. Ondan dolayı 4-0 süpürüldü yani. Geçen sene finalistler gitti ya. Geçen sene mesela Doğu'da finalistler Boston'la şeydi, Miami'ydi. Batı'da da Denver'la Los Angeles Lakers'tı. İkisi de elendi. Dördü de İlginç. elendi, pardon. İlginç. Bildiğin süpürüldü yani. Yani diğer batıda işte Phoenix'ta bir CP3, yani Chris Paul mükemmel oyunu yönetiyor. Yani bir bildiğin bir komutan gibi hareket ediyor. Zaten onun gelmesiyle Devin Booker de çok iyi çıkarmaya başladı. Ayton da pivot oynuyor. Yani pot altında çok iyi işler çıkarıyor. Yani savunması biraz sıkıntı olsa da, yani diğer yan parçalarda, yedeklerde çok iyi işler çıkarıyor işte. Ve Phoenix 4-0 rahat yendi. Batı'da diğer maçta işte Utah'la Los Angeles Clippers. Utah 2-0 öne geçmişti. Clippers kendi evinde 2-1 yapmayı başardı. Yani Clippers'ta da mesela Paul George çok kötü oynuyordu. Sadece işte Kawhi'nin üstüne yük binmişti işte. Kawhi tek başına oynamaya çalışıyordu ama son maçta işte Paul George da iyi oyun Tamam. gösterdi. Şey bu Utah Clippers derken şey UFC'nin olduğu gece. Benim uyuyakaldığım gece. Anladım anladım. O maçı Clippers kazanmıştı değil mi? Yoksa Aynen. Utah mı? Clippers kazandı. Anladım. Aynen. Yani kendi evindeki seriler değil mi? İki, kendi evi iki sonra deplasman Aynen, başka bir taraftan. Utah'ın evinde, Utah kendi evinde kazandı. Clippers'ta bu gece de ikinci şey olacak ya. Nasıl Clippers'ta ışık var mı? Ne diyorsun? Hani Clippers'ın ilerideki maçlarına dair bir şeyleri ne Valla yorumlarsın? şöyle diyeyim, Utah'da şu an Mike Conley diye oyuncu var işte. Yani oyunu yönlendiren, çok iyi okuyabilen. Ya bu sakat yani. Bu sakatlıktan normalde ilk maçtan sonra dönecekti. Ama Utah işte İkinci maçı da alınca şey yapmadı. Üçüncü maçta da oynatmadı. Kulaklığın Hiç mi nerede geldi? duruyor? Yo yo ses geliyor da şey çok hışırtılı falan geliyor hani. Elim dokundu biraz önce. Anladım anladım. Şimdi düzgün geliyor. Evet şimdi. Ya işte kanlı sakatlıktan dolayı hani oynayacak da dördüncü maçta oynar mı bilmiyorum. Belki dörtte de oynamayabilir. Yani kanlı oynarsa zaten yani Clippers'ı yenerler rahat. Kanun çünkü çok iyi oyun okuyabilen, çok iyi yönlendirebilen. Oyun kurucu işte yani. Uzun lafın kısası. Anladım. Yani Utah da oyun kurucu. Yani onlar yani Kanun dönerse inşallah Utah geçer. Yani finalde Utah Phoenix serisini izleriz diye düşünüyorum. Diğer maçlar evet. Batı'da. Doğu'da da işte şey oldu. Philadelphia Atlanta evinde 1-0 geriye düşmüştü. Ama sonra iki maçı kazanarak 2-1 seride öne geçti. Yani bunun da en büyük nedeni şeyde, Atlanta'da Hunter sakatlandı. Hunter yani iyi bir oyuncuydu. Yani onun sakatlığı Atlanta'yı çok etkiledi ya. Zaten Philadelphia göre çok düşük bir kadro oluyor, sahip. Düşük bir potansiyel, düşük takımdı.
Ona rağmen işte. Philadelphia geçer muhtemelen diyorsun. Aynen. Rahat geçer ya. Bundan sonra 4-1. Belki 4-2 falan. Yani ama Philadelphia'da da Danny Green sakatlandı. Yani Danny Green mükemmel savunmacı bir oyuncu. Hem de üçlük tehdidi var. Şut tehdidi. Anladım. Yani bakalım Philadelphia rahat geçer diye düşünüyorum. Sonra işte Doğu'nun en baba maçı Lakers Brooklyn Nets arasında. Yani şu an Ben o maçı Lakers'ın biraz izlemeye çalıştım falan hani Milwaukee bayağı iyiydi. Hani bir tek Kevin Durant vardı Brooklyn'de. Diğer ikisinde ne oldu? Harden falan kenarda oturuyordu. Ne oldu? Harden zaten sakattı. Yani eskiden de dönecek diyorlardı. Yani döner mi dönmez mi onun da durum belli değil. Mike Conley gibi durumu. Hani Yani bu playoff'lar kaçırdı mı diyorsun artık Harden? Biraz öyle mi? Allah dönecek diyorlar ama işte bilmiyorum kasık Bu sakatlığı. Milwaukee serisine hiç yetişmez ama değil mi? İşte şimdi Kyrie Irving sakatlandı. Kyrie Irving de dönmezse risk edilebilir yani büyük ihtimalle. Edilir de yani. Yoksa Kyrie Irving de maçta sakatlandı yani. Ayağı burkuldu. anladım. Yoksa elenir mi diyorsun Milwaukee'ye? Yani Harden de Irving de olmadı o sürece. Büyük ihtimalle elenir yani rahat. Çünkü Milwaukee'nin de Antetokounmpo, ondan sonra işte Jrue Holiday. Yani iyi oyuncular var. Brook Lopez var. Anladım. Middleton var. İşte PG de orada mıydı? Paul George yoksa Utah'dan falan mıydı? Hani PG'yi yok, Los izlediğim falan Angeles var. Clippers'ta ya. Ha, Clippers'ta anladım. Hani çünkü Aynen. o izlediğim maçların birisinde PG falan atıyordu bazen. Gelip Aynen. oradan Clippers'ta. aklımda. Peki yani Brooklyn'in elenmesi hani Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in elenmesi gibi bir etki yaratır mı? Ne diyorsun? Kesinlikle ya. En büyük aday zaten yani 3 tane süperstar olan yani NBA All-Star'ı 3 tane oyuncu gönderen takım ya. Ya ondan dolayı da ben dün gece şey bayağı uykum bozuk şey oldu ya. Öyle Anladım. böyle de yağmur yağdı ki yani gök gürültüsüne uyandım öyle düşün. Anladım. Olmazsa uykum ağrıdı. Hı. Hani Milwaukee'de seri evinde 2'ye getirdi ama bakalım bir ihtimal da Kyrie Irving dönebilir mi bilmiyorum ama işte daha mir çekiliyor diyor. Dün gece daha belli değildi. Duruma göre bakılacak. Ama Irving sakatlığı çok kötü yani. Çünkü şeyin Antetokounmpo'nun ayağının üstüne düştü ve oradan da ayak burkuldu yani. Yere düz basamadığı için. Yani o Anladım. burkulmada kemik yeklem oluyor. Yekleme zarar veriyor işte. Anladım. Harden de dönecek diyorlar da onunki de belli değil. Bilmiyorum. Duruma göre. Hani hoca iki sakatı da sahaya sürüp bir idare edemez mi? Hani sakat çocuklar siz Yo, topu sakat. rakip potanın etrafta dolaşın. Biz üçlü olarak işte Kevin Durant da var. Bir geri dönce siz dönmeyin. Orada kalın. Biz size topu atacağız. Şey gibi Ha, öyle futbol yapacaksın gibi o. oynatıyor. Oynatma daha mantıklı yani. Savunmada 3 kişi demek, her hücumda sayı yerin demek oluyor yani. Futbol gibi Yani düşündüm de kötüymüş demek ki. yok %100 şöyle düşün yani %100'le sayı atmadığın sürece sen %100'le sayı yiyeceksin neredeyse. Ha. 5'e karşı 3 savunma saçma değil. Hatta Anladım. 5'e karşı 4 olsun arkada bir yerine bırak uzun şut attığında işte Ama savunabilecek, topu kapabilecek uzun pas attığında. futboldaki gibi offside var mı? Yoksa hani topu kaptığın anda, Yok öyle rebound yok kaptığın anda ama işte direkt at yani topu kapsın. tamam işte öyle Smash şey bassın. yapabilirsin yani arkada birini bırakabilirsin arkada birini bırakır. Yani sen dedin bayağı şey yok. İzlemediğimi Basket izlemedim belli oluyor yani. nasıl da belli oluyor. Hani Aynen. futbolda bazen bir oyuncuyu ileride bırakırlar ya hani. Git sen orada nöbet tut. Biz sana top atacağız. Gibi. Kesin. Adam. Yani böyle. Bakalım. Seri daha devam ediyor. Bu gece de var maçlar. Peki şu anki sakatlıklara bakarak muhtemelen Milwaukee geçer diyebilir miyiz Brooklyn'i? Kesinlikle. Ve bu Yani üzücü olur mu? Hani NBA fanları üzülür mü? Ne diyorsun? Hani çünkü
Brooklyn olsa ve 3 tane şu en iyi All-Star'lar da takımda olsaydı hani efsane bir maç falan izletecekti falan. Ya şu an mesela Harden de Kyrie Irving de tam sağlıklı olsaydı Milwaukee Bucks süpürülmüştü ya, büyük ihtimalle 4-0 olur diye. Antetokounmpo falan çok kötü oynuyor mesela. Yani adam yani hücum başlıyor daha saniye 6. saniyedesin. 6-10. saniyede falansın. Durup durup kendi kendine üçlük sayı, üçlük atıyor. Gidip pot altına girmiyor. Ne bileyim. Ya teknik direktörler iyi değil. Yani. Koçlar iyi değil yani Milwaukee Bucks. İlk önce koç değişmesi lazım. Yani üçlük atması iyi değil mi ilk başlarda? Tamam ama kaliteli atabiliyorsan iyi yani. Olmazsa 24 saniyeyi de kullanman gerek. Yani sokamadıktan sonra ilk saniyede atsan bile bir şey değil. Anladım. Peki şey hani Bayern Münih'in elenmesi gibi olacak muhtemelen o Brooklyn'in elenmesi de. Peki başka favori ne? Diğer bir favori. Örneğin PSG favori Şampiyonlar Ligi'nde veya City favori. Phoenix Suns olabilir yani işte. Mesela Mike Conley dönse şeyde Utah çıkarsa Mike Conley dönerse Phoenix Suns'ı eleyebilir Utah'ta. Ama Phoenix Suns'ta da Chris Paul faktörü var yani mükemmel yani dizayn ediyor, kontrol ediyor, oyun kuruyor, nerede sayı atacağını biliyor, nerede nasıl diyeyim kendine ya hızlı hücum edecek, oyunu nasıl yöneteceğini biliyor. Bir kaptan gibi, bir kumandan gibi yani. Peki Chelsea'nin sürpriz şampiyon olması gibi gidip Clippers, Kawhi'li Clippers gidip sürpriz şampiyon olamaz mı? Biraz. Yok be Clippers'ın yani şampiyonu. Yani Clippers bir sürpriz değildir yani. Paul George var, Kawhi var, kadros iyi yani. Yapabilir değil mi onlar da bir şeyler? Yani belki. Yani şu an 2-1 gerideler. Bu 10 maç kaybederlerse büyük ihtimalle kaybederler. Harbiden çok uykum var yani. Sayın yani, seyirciler. Bu arada, kusura bakmayın. Bu arada yani bitirelim. Bayağı şey yaptım. Biz yeni yayın hayatına başlıyoruz. Burada futbol ile NBA'yi karıştıran bir şey oturuyor. Karşı tarafta da uyuyor. Ya karşı uyuyor. Yorulunca oturuyor. Biz bu aç kapatalım. Arkadaşımız bu yüzden. Bence de silelim. Yok. Şey. Parfümür futbol maçlarını izledi. Akşama yorumlayabilecek bir şey çıksın, malzeme çıksın. Ben birazdan uyuyakalırım ya. Muhtemelen öyle olacak gibi duruyor. Tamam, teşekkürler. Ya dün, yani erken uyudum ve 3'te yani dediğim gibi yani yıldırım saat. Öyle uyandım. Çok kötü yani. Şu an bile size havayı göstereyim. Şöyle. Kendimi değiştireyim. Bak yani bulutlu, yağmurlu yani. Ağla. Evet. Yani buralar böyle ya. Şey anladım. Değil. Anladım. Ben de şeyi göstereyim. Yaz değil, kış gibiyiz. Ben de havayı göster. Şey dışarıyı göstersem diyeceğim de güneşli, gerçi güneşten dolayı bir şey de gözükmüyor. Çünkü bayağı iyi ya. Ben şu an şunu şey için bilmiyorum yani. Üşüdüğüm için diyorum. Anladım. Bu arada buraya kadar bizi sabredip izleyen seyircilerimiz varsa hepsine çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.